القوم الكافرين. واجعلنا دولتهم دائما أولادهم عالما صالحا ولا تسلط عليهم ظالما. اللهم زد ولا تنقص نعمة كثيرة. بحرمة الفاتحة. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. 3 haftaki önceki yaptığımız kongrede yeniden göreve devam etme teveccühü gösterdiği için köylerimize çok teşekkür ediyorum. Daha önceki Aksaçlı arkadaşlarımıza, abilerime sonsuz teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Yeni gelen yönetimindeki arkadaşlarıma da gerçekten hizmet etmeye, hizmet için geldikleri için bütün kalbi duygularımla şimdiden başarılar diliyorum. Arkadaşlar, bugün sizinle bir buluşmak istedik ama gençlerimizin biraz programları vardı galiba, gelmeyenler var. İnşallah ilerleyen günlerde onlarda bir program daha yaparız kısmet olursa. Bizden dilek, istek, temenniler varmış galiba yeni yönetimden gençlerle alakalı. Biz dedik hem aperatif de olsa bir şeyler yiyelim. Hem de dedik onların dileklerini, temennilerini, isteklerini dinleyelim. Ondan sonra yönetimimizle biz bir görüşelim. Eğer ki yapabileceğimiz bir şey varsa yardımcı olalım arkadaşlara. Ne yapabiliyoruz? Nasıl yol çizebiliyoruz arkadaşlarımıza? Nasıl destek olabiliriz? Tabii ki bunlar imkanlar meselesinde. Nasıl bir yol çizeceksek sizden gelen fikirleri dinleyeceğiz. Biz onları kendi aramızda tartışacağız. O konuyla alakalı size gerekli bilgileri vereceğiz. Biz gerçekten biliyorsunuz ben 2013'te geldim. Bugün 2023, 10 sene olmuş. Bugün bu sene 11. seneye girdik. İnşallah bu yeni arkadaşlarla hizmet etmek için geldik açıkçası. Tabii ki daha önce elimizden geleni yaptık ama pandemiydi. Biraz olumsuz şartlar oluştu. Ondan dolayı fazla gayret gösteremedik. Bu yeni gelen arkadaşlar daha genç, daha dinamik. İnşallah daha verimli olacaklar. Yani sorularınızı alacağız. Dediğim gibi biz yönetim olarak değerlendireceğiz. Ona göre gerçekten biz sizinle gurur duyuyoruz. Yani bugün gördüm. Allah kazalardan belalardan saklasın hepinizi. Amin. Gerçekten bunu canı gönülden söylüyorum yani. Bugünkü birliğimizi, beraberliğimizi gerçekten Rabbim hep beraber etmeyi nasip etsin, kötü gözlerden korusun yani. Güzeldi. Bugün gerçekten o salondaki birlik, beraberlik, el ele kol kola, halay çekme, oyun oynama gerçekten gurur vericiydi arkadaşlar. Biz harbiden bir bütünüz. Kim ne derse desin. Biz gerçekten samimiyiz. Biz gerçekten düğünde, cenazede, halayda, oyunda, toplantıda gerçekten bunu canı gönülden söylüyorum. Gerçekten samimiz ve dürüstüz. Onun için Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Ben çünkü 10 seneden beri gittiğim, gezdiğim yerlerde dernekleri görüyorum. Acizane üzülüyorum. Onun için siz bize çok önemlisiniz. Siz bizim için çok değerlisiniz. Biz sizinle daha güzel yarınlara inşallah hep beraber gideceğiz. Güzel düşüncelerinizi bize aktaracaksınız. Biz de arkadaşlarımızla tartışacağız. Enine boyuna ona karar vereceğiz. Diyeceğiz ki tamam, biz bu arkadaşlara yardımcı olacağız. Ne yapılması gerekiyorsa destek olacağız arkadaşlar. Ha, aramızda şunu da söyleyeyim. Özür diliyorum. Osman Sönmez abimiz var. Bugün bir kahvaltı programında görüştük. Dedim ki akşam bizim gençlerle bir programımız var. Gel abi orayı da çek. Televizyonda canlı şey haberlerde veya atıyorum bir program yapabilirsin diye öyle bir şeyde konuştuk. Allah razı olsun. O da bizi kırmadı. Buraya kadar geldiği için teşekkür ediyorum hepinizi. Huzurunda. Tabii ki dinleyeceğiz. Arkadaşları dinleyeceğiz. Gençlerimizi dinleyeceğiz. Gençlerimizi gerçekten biz önem veriyorduk. Bundan sonra daha çok önem vereceğiz. Yani ne yapılması gerekiyorsa her zaman yanlarındaydık. Bugün de yanlarında olacağız abi. Burada yaklaşık pandemiyle beraber bir 5 yıllık süreçte bir duraklama dönemi oldu. Tabii hayat devam ediyor. 5 sene önce 10 yaşında olan kardeşlerimiz şu an 15 yaşında. 15 yaşında olanlar da 20 yaşında. Tabii İstanbul'da hayat çok hızlı geçiyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Burada hiçbir zaman birlik beraberliği bırakmamak lazım.
Belki buradaki yeni yetişen nesilden köyümüzü bilmeyenler var. Gelenek görenekleri bilmeyenler var. Bunların burada, bu mekan bizim mekanımız. Yani birçok dernekte böyle bir mekan yok. Bunun farkında olup bunu burada yaşatmamız gerekiyor. Burada geçmiş dönem değil, gelecek döneme biz bakacağız. Şu an gördüğüm kadarıyla etle kemik gibi. Yani yönetimdeki abilerimiz, kardeşlerimiz, onlar da çok gayretli gözüküyorlar. Burada hafta içi bir folklor eğitimi yapılıyor. Gayet başarılı. Ama bunlarla yetinmeyip devamını getirmemiz gerekiyor. Burada saygı unsuru da çok önemli. Geçmişte bu hassasiyet çok daha fazlaydı. Ama işte İstanbul, teknoloji, herkesin bir iş yaşantısı, bu saygı unsuru zamanla kaybolabiliyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü birlik beraberliğin temeli de buradan geçiyor. Nacizane bundan sonraki süreçte benim tavsiyem, derneğimizin tam kapsamıyla faaliyete geçmesi, ibedi süreçte bir düğün salonu, bir toplantı yeri, bir buluşma yeri buradaki mekan haricinde yapılması gerekiyor. Bunun için tabii burada şu an bir azınlık var ama nice azınlıklar çoklara galip gelmiştir. Burada her şeyden önce niyet önemlidir. Yönetim burada bir niyetle ortaya çıkarsa köylü de zaten gereğini yapacaktır. Nacizane söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili kardeşlerim, beni tanıyorsunuz. Uzun yıllardır gerek Zara Haber Dergisi, gerekse şu anki TV kanallarında, Çarşamba Günleri Vizyon 58'de gündem özel programında konuk veya konuklarımızı alıyoruz. Siz istediklerinizi, temennilerinizi bugünkü olan bu güzel toplantıda eğer ki aktarırsanız buradaki arkadaşlar da not alırlar. Şimdi konuşmayan bir toplum sıkıntılı bir toplum. Geldik, duamızı dinledik, yemeğimizi yedik ama gelmemizin bir sebebi vardı. Yani burada Allah bin kere razı olsun. Yani yapmışlar, etmişler. Ama konuşulması gerekiyor. Benim bilmediğimi, sizin bildiğinizi, benim düşündüğümü, sizin düşünmediğinizi, bizim 60 yıl önceki bu derneği kuranlar o gün İstanbul'daki yalnızlıktan dolayı kurmuşlar. Bir araya gelelim demişler. Birbirimizi kaybetmeyelim demişler. Ama artık siz bu noktada değilsiniz. Sizin belli beklentileriniz var. Temennileriniz var. Onun için konuşan bir toplum olalım. Mikrofondan belki sıkılabilirsiniz. Belki mikrofon farklı bir şekilde size farklı gelebilir. Ama mikrofonsuz konuşun. Konuşun. Boş da konuşsanız benim için doludur, konuşun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben hem Gençlik Kolları Başkanı olarak hem de şu anki mevcut yönetimde olan bir arkadaşınız olarak çoğu şeye hakimim. Sorunun ne olduğunu da biliyorum. Arkadaşlar dile getirmek istemiyor veya başkalarının dile getirmesini bekliyor. Şimdi biz burada pazartesi ve çarşamba günleri folklor eğitimine başladık. Katılımda sağ olsun arkadaşlar yeterince yapıyor. Çok memnunuz, Allah razı olsun. Şimdi arkadaşların istediği hem dediğiniz gibi hafta sonları kafeler olsun, çay bahçeleri olsun, yani bilardo olsun, okey olsun. İnsanlar zamanlarını hep burada geçiriyor. Dün akşam saat 12'den sonra 35 kişi biz oradaydık. Yani arkadaşların isteği de hani para dışarı gitmesin değil, toplum birlikte olsun, şaşmalar olmasın. Yani adam bizimle takılacağına sağda solda kim olduğu belli olmayan tehlikeli kişilerle takılmasın. Amaç o. Ha, pazartesi çarşamba halayımız olur, perşembe akşamı atıyorum sohbetimiz olur. Hani bir hoca çağırırız, hem bize dini konuda sohbet anlamında bir şeyler aktarır. O olmaz, hep birlikte otururuz böyle çay, çorba, ne gerekiyorsa yer içeriz. Yani bunları normalde arkadaşlar bana iletti ama burada demek ki tek tek dile getirmek istemiyorlar. Yani arkadaşların düşüncesi derneğimizi daha aktif hale getirelim. Sadece gençlerin istediği biraz daha aktifleşmek, biraz daha toplumda hareket sağlamak. Bizim nacizane düşüncelerimiz bu. Gerisine büyüklerimiz karar verecek.